bugün çok güzel bir günde beraberiz sizlerle. Her yıl aynı zamanda kutladığımız Gül Festivalimizin bugün 2024 yılında yapmış olduğumuz günündeyiz ve çok güzel bir şekilde hasatımızın başladığı, güllerimizin Isparta'mıza güzel kokular yaydığı bir günde sizlerle beraber olmaktan memnun olduğumu söylemek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, Isparta'mızın değerli ürünü olan gülümüz bizim her şeyimiz. Her yıl bugünlerde bu festival dolayısıyla günümüzü kutlayarak bu gülümüzü daha canlı ve tanınırlığını, bilinirliğini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli misafirlerim, Sayın Valim, Isparta'mız gerçekten endemik bitkiler konusunda ve bu içerisinde de en önemlilerinden gül bizim için çok değerli. Çıkarmış olduğumuz bu yağın dünyanın birçok ülkesinde kozmetikte ve diğer tıbbi ürünlerin içerisinde kullandığını biliyoruz. Ve bu değerli gülümüzün Isparta'dan başka yerde yetişmemesi bir endemik bitki olarak önümüze çıkıyor. Şehrimizde 800'ün üzerinde endemik bitki yetişiyor. Bu endemik bitkilerin içerisinde de gülümüz en önemli bir yeri tutuyor. Tabii ki bu gülümüzden hem ekonomik hem kültürel hem de turizm olarak oldukça büyük destek alıyoruz. Isparta'mızda 1980'den beri Halı ve Gül Festivali adı altında başlayan bu festivalimiz belli zaman sonra maalesef ki halıcılığın Isparta'da kaybolmasıyla sadece güle kalmıştır. Önceki zamanlardaki yapmış olduğumuz festivallerimizde hepimiz hatırlarız. Bu caddelere halılar döşerdik. Bütün sokaklarda halılar olurdu. Onların üzerinde yürüyerek gelip bu festivali burada kutlardık. Ama maalesef ki halıcılıkta o süreyi devam ettiremedik. Ama Gül'de 150'ye yıla yakın zamandır en güzel şekilde bu canlılığı devam ettirebiliyoruz. Ve bundan sonra da devam ettirmek için siz değerli vatandaşlarımız ve büyüklerimizle elimizden gelen gayreti göstererek mücadelemize devam ediyoruz. 1888 yılında Gülcü İsmail Efendi'nin Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde elindeki bastonun içerisine koyduğu fideleri Isparta'ya getirerek başlatmış olduğumuz bu Gülcü o günden beri bugünlere gelerek Isparta'mızın en büyük değeri olmuştur. Hem maddi hem manevi her anlamda Gül bizlere büyük değer katmıştır. Isparta'nın bir markası olmuştur. Isparta'nın bilinirliği anlamında ülkemize ve dünyanın birçok ülkesine güzel, olumlu sonuçlar vermiştir. Isparta'mız bu anlamda çok şanslı. Gül'ün Isparta'da yetişmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Isparta'nın havası, suyu, güneşi ve toprağı. Maalesef başka illerde yetişmeyen, başka illerin üzüldüğü bir durum. Bizden çok fide götürüp komşu illerimizde denenmesine rağmen gül oralarda üretilememiştir. Bizler bu gülü üreterek hem ülkemizin ekonomisine hem de buradaki Isparta'mızın turizmine çok büyük katkılar sağlıyoruz. Dünya ihtiyacının, gül yağı ihtiyacının %65'ini tek başına karşılayan bir şehir olarak bunun da gururunu yaşıyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de turizm anlamında hem de kültürel anlamında. Bugün aramızda uluslararası olmasının sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Hindistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerimiz bizleri bugünkü güzel günde yalnız bırakmadılar. Gaziantep'ten gelen ekiplerimiz ve diğer illerimizden gelen ekiplerimizle beraber onlar da bizleri yalnız bırakmadılar. Evet, bizler bu gülü ekonomik olarak kullanmanın dışında da bize çok büyük bir miktarda da turizme çok katkı sağlıyor. Isparta'mıza onlarca otobüslerle yüzlerce binlerce dışarıdan gelen vatandaşlarımız bu gülü takip ederek, gruplar yaparak buralarda turlarla Isparta'mızı ziyaret ediyorlar. Ve Isparta'mızdan ayrılırken de şehrimizin güzel taraflarından ve memnuniyetlerinden bahsederek
ayrılıyorlar. Bundan da son derece memnun oluyoruz. Her yıl bize Uzak Doğu'dan, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerden binlerce turist geliri hem ekonomimize katkı sağlıyor hem bizlerin buradaki çalışmalarını yakından izleme imkanı buluyorlar. Bu anlamda şehrimiz her an, her zaman değerini koruyacak ve ürününü en iyi şekilde bakarak bugünlere getirdi ve bundan sonra da devam ettireceğim inancındayım. Değerli misafirlerimiz, sıcakta çok insanımız ve konvoyu uzun beklememesi için ben sözlerimi burada kesiyorum. Bu güzelliğe bizlere eşlik ettiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu festivalimizi canlılığına her zaman devam ettirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Isparta Valimiz Sayın Aydın Baruş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin gül bahçesi, gül şehrinin gül yüzlü insanları, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin şehrimiz için, Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, Isparta'nın simgesi olmuş ve dünyada şehrimizin isminin duyulmasını sağlamış çok güzel bir üründen bahsediyoruz. Gül her zaman güzelliğin simgesi olmuş bir çiçek. Yarimize seslenirken gül yüzlü, gül yanaklı diye hitap ederiz. Gül güzel kokuların en hası. Gül kokusunu hissedip de duygulanmayan ve yüzü gülmeyen insan var mıdır acaba? Gül hayatımızdaki tüm renklerin anlamı. Her gül renginde duygularımıza ayrı bir anlam kazandırır. Gül tazeliktir, canlılıktır. Gülü görüp gülün kokusunu duyan hiçbir zaman olumsuz hislere sahip olamaz. Hayatımızdaki güzelliklerin gitmesini neyle ifade ederiz? Güllerimiz soldu. Gülün solması üzüntü ve kederi ifade eder. Onun için hayatımızdaki güller hiçbir zaman solmasın diyorum. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Gül temizlik ve saflığın simgesidir. Gül aynı zamanda adaletin timsalidir. Ne demiş şair? Hayalindeki şehri tanımlarken gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Buradaki gülün manası adalettir. Hakka riayet etmektir. Isparta'nın insanı da gülün kendisine verdiği bu adalet hissiyle hareket ediyor. Ve ülkesine, insanlığa hizmet etmek için her türlü çabayı gösteriyor. Gül birçok şairin dizelerine de konu olmuştur. Bunu en güzel ifade eden halk şairlerinden birisi de Pir Sultan Abdal'dır. Cem-i çiçeklerin hası, ağ gül ile kırmızı gül, deli gönül eğlencesi, ağ gül ile kırmızı gül. Talip olmak pirindendir, irenk almak gülündendir. Muhammed'in terindendir, ağ gül ile kırmızı gül. Gül, bizim Peygamber Efendimiz'e olan hislerimizi en iyi şekilde ifade eden çiçektir.
Onun için bizim medeniyet değerlerimize konu olmuş ve daima kutsanmış bir çiçektir. Isparta olarak bugün dünyanın gül yağı ihtiyacının %65'ini karşılıyoruz. Bahçelerimizde güller açtığı zaman şehrimize neşe geliyor. İnsanlarımızın yüzü gülüyor. Isparta gülün değerini çok çok iyi biliyor. Şehrinin simgesi olan bu çiçeğe sahip çıkıyor ve her geçen gün değerini bilerek üretimini arttırıyor. Değerli misafirler, bugün Isparta'nın tarlalarında, bahçelerinde yaklaşık 35.500 dekar gül fidanı var. Bu alanlarda geçen yılki üretimimiz 17.000 ton gül çiçeği üzerinde. Bu yıl yağış durumu ve iklim nedeniyle üretimde biraz düşme beklememize rağmen yine en az 12-13 bin ton üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu ürettiğimiz çiçeklerden elde edilen gül yağı, gül suyu ve diğer ham maddeler bugün dünya kozmetik sanayine temellik teşkil ediyor. Ve gül yağı, gülden elde edilen ürünler insan vücudunun ve insan sağlığının en yararlı maddeleri olarak, insan enerjisine en yakın enerji üreten bitki yağı olarak sağlığa hizmet ediyor. Biz bu güzel çiçeği üretmeye devam edeceğiz Isparta olarak. Bunun ispatı da son 10 yıllık yaklaşık süre içerisinde 8.400 ton civarında olan gül çiçeği üretimimizi geçen yıl itibarıyla 17.000 tonun üzerine çıkarttık. Yani %100'ün üzerinde arttırdık. Ve gül bahçelerinin daha da artırılması için çalışıyoruz. Çiftçimizin hem buradan ekmek kazanmak hem de hayatını bu bitki sayesinde, bu çiçek sayesinde daha anlamlı kılmak için göstermiş olduğu çabalara destek veriyoruz. İşte Uluslararası Isparta Gül Festivali bu güzel çiçeğin üretiminin devam etmesi, şehrimizin simgesi olmaya devam etmesi için çalışıyor. Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle, odalarımızın da desteğiyle bu yılki festivali gerçekleştiriyoruz. 3 gün sürecek bu festivalde çok değişik etkinlikler, kültürel faaliyetler, sergiler yer alacak. Sanatçılarımız konser verecekler. Bu 3 gün süresince Isparta Türkiye'nin her tarafına, dünyanın her tarafına gülün güzelliğinin sesini verecek. Festivalimiz hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Gülen yüzümüz daima gülsün. Gülen yüzümüz solmasın. Her günümüz güllerle dolu olsun diyoruz. Alkışlarımızda Isparta Belediyesi Meteren Bakımı bizlere eşsiz ve güzel bir sunum yapıyor. Thank you.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi Isparta Belediye'mizin genç ifayerleriyle beraber. Yine Isparta Belediye'mizin ISAK arama kurtarma ekibi. Festivalimizin olmazsa olmazı Paladayımız. Yine gülleriyle festivalimize renk katıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Isparta Harp Mahlulü Gaziler Şehit ve Doğu Yetimler Derneği'ni büyük bir alkışla, coşkuyla, saygıyla selamlıyoruz. Isparta Yürüme Engelliler ve Yaşam Derneği'ni büyük bir alkışla ve coşkuyla selamlıyoruz. Isparta Üreten Engelliler Derneği yine aramızda, festivalimize renk kattılar. Hoş geldiniz. Isparta Belediyesi YADES ekibi yaşlılarımıza gece gündüz 24 saat durmadan yorulmadan hizmet ediyorlar. Hoş geldiniz diyoruz. Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği yine festivalimize renk kattılar. Ve Karınca Derneği. Alkışlarınızla Karınca Derneği'ni selamlıyoruz. Çocuklarımız Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği. Isparta Nefes Otizm Derneği.